Şeyi merak ediyorum ben. Şimdi orada bir ayak izi var. Benim en merak ettiğim odur. Böyle bir taşın üstünde bir ayak izi var. O hakikaten Hazreti Muhammed'in ayak izi olabilir mi? Ben söyleyeceğim tabii de. Söyleyin siz. Bakın, Kur'an sünnetullah'a saygılı olun diyor. Sünnetullah tahir ve tebdil kabul etmez. Ne demektir? Sünnetullah tabiat kanunları demek. Bunlara saygılı olmayı bizden istiyor. Niye? Mitolojiye, hurafeye, uçmaya, saçmalamaya teslim olmasın diye Kur'an müminleri. Bir insan taşa bastığı zaman ayak izi kalır mı bunda? Bu sünnetullah. Çamura basarsın, çamur sonra donarsa olur. O ne olur olur. Çamur, öyle bir çamur varsa görelim. Çamur da olur. Taşta ayak izi olmaz kardeşim. Bunu bir Kur'an müminine kabul ettiremezsiniz. Bu saçmalıktır. Video kimine ekledi? Efendim, Hazreti Peygamber buna bu ya şuna bakar mısınız ya? Peygamberin yüceliğini onu akıl dışılığa alet etmenin aracı yapacak, Allah'ın kudretini Allah'a saçmalık izafe etmeye araç yapacak, biz de bunu dinleyeceğiz. Siz bugün Nalin-i Şerif mi? Neydi o? Nalin-i Saadet. Nalin-i Saadet. O tipik 13. yüzyıl Bizans'tır. Sanat tarihçilerinin söylediği. Bizans sandaleti. Şimdi... Yalnız hocam bir şey var. Evet. Bu Kemal Çığ. Kim o? Sarayın eski müdürlerinden. Hı. Onun bir makalesi vardı. O gözden kaçtı. Senelerdir. Diyor ki, sarayda o listeler şeyler yeniden yapılırken, yeni düzenleme, bazı eşyalar karıştı diyor. Ve bazı antika eserler emanet-i mukaddesi oldu. Mesela şeyi örnek vermiş, teyemmüm taşını. Öyle kaydedilmiş diyor. Ama değil diyor mesela onun için. Kendisi de yazmış diyor. Peki diğerleri? Şimdi efendim, padişahlar... Şimdi neler var? Mukaddes emanetler arasında tane, neler var? 605 tane. 605 parça şey var. 605 parça eser var. Bir de ama onun dışında benim... Tabii bunların hepsi, pardon, Hazreti Peygamber'e ait... Ait değil, ait değil. Yani hepsine emaneti mukaddese. Yani bunun içinde şu da var. Yüzyıllar boyunca padişahların Medine'ye gönderdikleri surre alaylarını, Mekke'ye, Medine'ye... Hediyeler var. Gönderdikleri hediyeler geri gelmiyor gelmiş. Fahrettin Paşa malum. Bırakmıyor orada gayet. Çok da iyi yapıyor. O Şam'danlar falan var. Öf, 300 küsur kilo bir tanesi. Onlar da emaneti mukaddesi. Ona da emaneti mukaddesi oluyor. Ama şimdi 605 tane sarayda. Fakat Hazreti Muhammed ve Hazreti Peygamber'e ait olanlardan. Hırka-i Şerif Camii'nde de hırka var. Değil mi hocam? Sarayda da var. Eyüp Sultan'da da var mıdır? Hayır. Yok. Bildiğim kadarıyla yok. Ama sakalı şerif, hilye-i saadet. Şey, hilye-i saadet. Şimdi sarayda çok var. Benim bildiğim, tanıdığım ailelerde, evlerde de var. Var sakalı var şerif. İstanbul'da. Sakalı şerif. İstanbul'da evlerde büyük iş adamlarının birçoğunun evinde var. Birçok yeni zenginde de var. Arttı. Son zaman bizim Sürmene'nin köylerine kadar çıkmış. Sakalını kesen kutuya yani, koyup kabel yapıyor. Çok güzel. Evet. Sürmene'nin köylerine evet, kadar eskiden çıkmış. Eskiden İstanbul'da bir tane vardı. Şimdi İstanbul'da... Bir iki eski tekkede vardı. O kadar yani. Ama onu şimdi geçmezdi. Şimdi birçok evde var ya. Evlerde zengin var eşraftan birçok insanın evinde var. Murat'ın sakal duranların bazıları. Ama ben bizim Sürmene'nin yani, köylerine kadar çıkmış. Sakalı şerif. Tabii tabii. Allah Allah. Peki o hırka-i saadet? İki tane bildiğimiz kadarıyla. Bir sarayda. Bir tane bir camide. Camide. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Bu kronikler yazıyor, tarihler. Özellikle 18. yüzyılda padişaha ve bilhassa 1. Abdülhamit zamanında Anadolu, Arabistan'dan devamlı peygamber eşyası geliyor. Hediye getiriyor ama para istiyor adam. Dolandırıcılık yani. Adam da aynı zamanda halifeyim diyor. Emir-i müminin ne yapacak? Hayır götür uydurma diyemez. Alıyor parayı veriyor, koyuyor oraya. Bu şekilde. Bir nevi dolandırıcılık yani. O da var işin içinde. Şeyi bilemiyoruz tabii. Yani doğrusu da olabilir.
Çünkü Mısır'dan... Yalnız bu başka hiçbir millete yapılmamış. Bu bizde... Hocam Bizans'ta cevap. Var. Oo. Yok yok şeyle ilgili, Hazreti Muhammed'le ilgili. Müslüman olarak Hazreti Peygamber'le ilgili böyle bir 500'lerle ifade edilen emanet-i mukaddese başka hangi millette var? Hristiyanlarda da toplasanız birçok kilisede... Yok yok, Müslüman ülkelerden hangisinde? Müslümanlarda yok, başka yerde yok. Zaten bir tek Türkiye'de var değil mi? Bizde Hristiyanlardan bize ulaştı. Yok. Evet. Hayır. Arabistan'da falan var mı? Mekke'de var mesela. Türk Osmanlı'dan kalan camilerde Mısır... Hayır, Mekke'de var mesela Muhammed'den, Hazreti Muhammed'den kalan bir takım olsa şeyler. Olsa bile kaldırır onlar. Vehhabi inancına göre yoktur. Hayır. Saraydaki toplam sayı 605'tir. Yani 15-20 tane zannediliyor bizde. 605 tane. Peki şimdi bunlar diyelim ki karbon testi yapıldı senin bugün önerdiğin gibi. Bunların hepsi toplandı. Hazreti Muhammed dönemine ait olduğu söylenenlerin hepsi toplandı. Karbon testi Fatih, yapıldı. Doğru da çıkabilen olabilir içinde. Peki doğru çıkmazsa ne olacak? Gene aynı hürmeti görür. Hiçbir şey değişmez. Çünkü Torino kefeni meşhur. Yaptılar. İki ayrı test yapıldı. Biri 9. yüzyıl. Biri 13. yüzyıl çıktı ama gene ziyaret ediyorlar. Çünkü bu sosyal bir şey. Yani muhadislerin söylediği yani sevgi belirtisidir peygamberi. Şimdi, yani bunu sevmek, bunlara saygı göstermek, peygamberi sevmek de diyorlar. Ve folklorik bir şey olmuştur artık. Peki Hazreti Yahya'nın kolu da var orada. O felaket bir şey. Bir de onun geçmişi var. Cem Sultan, Rodos Şövalyeleri'ne, Papa'ya satıldığı vakit. İkinci Beyazıt hem para veriyor dünya kadar, hem de o Hazreti Yahya'nın kafatasıyla kolunu gönder diyor. Şövalyeler. Onu da gönderiyor. Beyazıt. O buradaymış. Bizans'tan kalmıştır. Hı hı. Oradan gelmemiş. Gönderiyor. Sonra başka bir yerde bulunuyor. Tekrar geri geliyor. Mesela Fatih'in... O mesela hakikaten Hazreti Yahya'nın mı? Ben zannetmiyorum. Allah aşkına. Ya bu Jean-Baptiste oluyor. Jean-Baptiste tabii Jean-Baptiste. Vaftizci Yahya, Jean-Baptiste. Orada bir Hazreti Musa'nın asası diyorlar. Evet. Niye Musevi'yle kuyrukta değil onu seyretmek için? Hazreti Muhammed'in kılıcı da orada. Şimdi eski kılıçlar var orada ama Hazreti Muhammed'in mi? Ben bilmiyorum, söyleniyor. Ama kabzalar sonradan takılmıştır ve çok işlemeli kabzalar yapılmıştır. Ama ben hep söylüyorum, devamlı da böyle hakaret alıyorum. Diyorum, ne şey yapıyorsun diye. Yahu bir 17. yüzyıl şey halısı var. Hazreti Ayşe'nin Fatma'nın seccadesi diyorlar. Hereke mi? Hayır şey. Batı tarafı. Ege tarafı. Meşhur. Yacıbedir'lerin üst tarafı. Yacıbedir. Onların üst tarafından çıkan. Kuzey bölgesinde. Oradan bir çıkan halılar var. Halı var. Bir Hazreti Ayşe'nin bohçası diyorlar. Çok güzel üzeri işlemeli hat yazılmış. Hattatın imzası var altında. Yıl? Kanuni zamanı. 16. Kumaş Halis Bursa. Bursa'nın en, Bursa kadifelerin en tantanalı, dokumanın en parlak olduğu dönem. Şimdi bir tencere var. Hazreti Nuh'un tenceresinde. Nuh'un. Hazreti Nuh'un tenceresi diyorlar. Şey alüminyum mu? Bakır mı? Pırıl pırıl bir tencere. Bakır. Yok. Bakır değil. Çamur mu? Paslanmaz çelik. Değil. Hazreti mesela, Nuh'un. Mesela. Altında tefal yazıyor. Hazreti Muhammed'in mührü diyor. Yüzüğü diyorlar. Vay mührü diyorlar. Külliye açık yalan. Hazreti Osman bunu kuyuya düşürmüş. Ne uğraştılar. Eşini yaptırmış. Bugünkü Suudlar bile o kuyuyu. İşte. Bugünkü Suudlar o kuyuyu birkaç sene önce civarıyla bir tertip ve teşkilat kurarak hassasiyetle tonlarla kumu toprağa çıkararak ince eleklerden geçirdiler. Bunun belki için bulabiliriz diye. Yok, yüzüğü. Nereden çıktı ya? Bulamazlar çünkü buraya gelmiş. Hadi canım. Ama bizde de söyleniyor. Şimdi o meşhur Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği iddia edilen Kur'an. Hatta bakıyorsunuz Emevi Kufisi o. 150 sene sonra falan. Üzerinde dediler kan, kanıdır dediler. İşte onda analiz yapıldı. Karbon testi değil. Karbon testine lüzum değil. Yok onun için. Kan olmadığı belli. Deri, derinin aldığı rutubet. O. Kan değil yani. Kan değil.
Onu ben birkaç sene önce de yapmıştım. Bu söylemiştim yapılsın diye. O zaman da İlber Kaçmış, karşı evet. çıkmıştı. Yani halk saygı gösterir, ne karıştırıyorsun dedi. Saygıda bir şey eksilmez. İnandığı şey devam eder milletin. Ama bilelim. Bilsek ne olur, bilmesek ne olur. Saygı gösteriyorum manası ne beyefendi sizin için? Ve İlber Hoca için? İbadet değil, saygı. Ama hep böyle gidiyor bu iş. Puta doğru gidiyor yani. Bu fetişizmin hareket noktası. Abi, fetişizm noktasına gelirse tamam. Gelmeyeceğini şey. Nereden? Ama şu anda gelmiş Murat. Gelmiştir zaten. Gelmiş efendim, şu anda. Saray ziyaretçilerinin %80'den fazlası kutsal emanetler için gidiyor. Ama gidip ağlıyorlar bir de orada. Araplar da başladı. Araplar da geliyor. Araplar da başladı. Gidip ağlıyorlar. Orada çok güzel yapıldı şimdi yeni şey. Kılıçlar havada duruyor o bizim şey gibi. Bitirince dünya gibi. Söyle bana. Nasıl yaptılar kılıçlar havada diyor mıknatıs ama. Mıknatıs. Elektrik mıknatıs. Havada duruyor gördüm. Bir kesintisiz güç var. Şey olmaz düşmez elektrik falan kesildi.